Neler oluyor? Okulda şarkısını dinlemeye davet ediyorum. Sevgili öğretmenlerimiz, biz gençler bazen etrafımızdakilerin dikkatini çekmek isteriz ve yeni bir ortama girdiğimizde uyum sağlamakta zorlanabiliriz. Şimdi arkadaşlarımız bizlere yeni bir okula başlayan Hüseyin'in yaşadıklarını dikkat çekmek adına yaptığı bazı davranışları gösterecektir. Yeni başlanan bir sınıfa nasıl adapte olacağımıza, yeni okula ve yeni sınıfta ilk gününü geçiren Hüseyin üzerinde öğreniyor olacağız. Sevgili öğretmenlerimiz, biz öğrencilerin de kendine has kuralları ve bu kuralların topladığı bir çeşit anayasa vardır. Bu öğrenciliğin, buna öğrenciliğin kitabı da denir. Öğrenciliğin kitabında bizler için çok önemli bazı maddeler vardır. Madde 1. Yaşları ilerledikçe okuldaki üniforma durumundan sıkılan öğrenciler kıyafetlerinde ufak tefek değişiklikler yaparlar. Bu, fark edilmek adına iyi bir hareket olsa da sonuçlarına katlanmak gerekir. Arkadaşlar, görüyor musunuz ne kadar da karizmatik biri gelmiş sınıfa? Aynen abi, müdür yardımcısına yakalanmadan nasıl geldi bu tarafa buraya kadar? Yalnız çocuk harbi karizma ya. Şu başa bak, şu saçlara bak. Ay, aslında öyle çok havalı değil mi ya? Bence de. Arkadaşlar yapmayın ya, adamın tipi kaymış, her şey birbirine kaymış. Oğlum ya. Merhaba arkadaşlar, ben sınıfınıza yeni transfer oldum. Adım Hüseyin. Hoş geldin Hüseyin. Arkadaş, bu okulda yenisin herhalde, yoksa bu şekilde gelemezdim buraya. Beklemedi, görmedim seni. Aynen arkadaşım, sürekli sınıflarda dolaşıyor, dikkat etmen lazım. Ya müdür yardımcısı ne yapabilir ki? Gelir, bir iki kızlar geliyor. Halik yapmayın gençler. Yani şey, evet tamam çok karizmatik olmuşsun ama Mehtap Hoca gelip yakalarsa fena olur. Cemil Hoca da. Şey demeyin, isim söyleyin. Affedersin arkadaşım, ne diyordu? Karizmatikten sonrasını dinlemedim de. Cemil öyle, seni böyle görsek biz de yaparız. Arkadaşım. Ya müdür yardımcısı ne yapabilir ki? Gelir, bir iki kızlar geçti. Panik yapmayın gençler. Yavrum, ne bu halin? Niye kertenkele gibi dolaşıyorsun etrafta? Ha, şöyle bir öğrenciye ben de bakalım. Mehtap Hoca'nın ona forma taktı. Aynen. Konuşmayın orada kendi aranızda. Ayrıca gömlek içine giydiğim tişört de yönetmenliğe aykırı. Hocam onları da gördünüz ya. Görürüm ben. Ben her şeyi görürüm. Bunun da bir daha okula gelme, kendini sivri kurumunda bulursun, haberin olsun. Kardeş, sen de müdür yardımcısıyla ilgili bir şey mi diyordun? Ne oldu? Yarım kaldı. Ne diyordun tam olarak? Yarım saatte kayıp üzerinde bekleyeceksin. O sırada müdür öğretmenler odasına
Arıyor, yapma, etme Hüseyin abi. Nasıl geldi? Müdür sana abi mi diyordu? Yani şimdi hikayeler sadece müdürüm bana abi demesi. Mı anladınız? Evet. O zaman evet, müdür bana abi diyor. Okay.
Çok iyi.